rafting yapan kişilere baktığımız zaman bu kişiler dalganın geldiği yönde ya da tersine ya da kendi istedikleri yönde değil, dalganın olduğu yönde gidip bu süreçte var oluyorlar. Bireysel olarak bizim de yaptığımız işlerde ya da hayatta seçeceğimiz belirli zihinsel muhakememizi bölünmeden yatırabileceğimiz noktalarda akışın olacağını görüyoruz. Akış peki bize ne sağlayacak? Neden yani akışa sebebiyet verelim? Akışın mutlu ettiği görünmüş. Zamanın nasıl geçtiğini anlamama. Zaman bir anda ortadan kalkıyor. Kişi o yaptığı işte kendi bilinciyle değil, o işin bir parçası olmaya başlıyor. Yaptığın işi yaparken orada saat kaç oldu, telefona mesaj geldi mi, çevremdeki ne dedi vesaire değil. O anda tam da o işi yapıyorsan bu canlı yaşama halinin en üst noktasıdır diyor. Öte taraftan akışta kalan insanların yaptığı işteyken kaygılı ve negatif ya da olumsuz düşünceleri düşünmediği, yaptıkları işin içerisinde oldukları görülmüş. Yani kişinin benliği yaptığı, tercih ettiği işte oluyor. Mutluluk bize verilmeyecek. Ya da bilinçsiz bir şekilde yaptığımız işlerden mutlu olmayacağız. Ha, burada bir de şu var. Olumsuz işler, online oyun oynamak, bağımlılık geliştirici davranışların yaşattığı bir akış, elbette akış değil. Bunlar halüsinatif ya da illüzyon vari akışlar, iyi oluşları sağlayacaktır. Burada bizim bahsettiğimiz şey uzun vadede bir hedef belirlemek ve belirlediğimiz bu hedef çerçevesinde akışta kalmayı öğrenmek. Kişi bir müzisyense çaldığı müziğin bitmesi için değil, bastığı bir notadan sonra ikinci notaya geçerken ki halini düşündüğünde, bir futbolcu ortaya açacağı zaman nasıl açacağını değil, topu sürdüğü evrede, odağını oraya verdiğinde, ya da bir dağ tırmanıcısı tırmanırken ya ben şimdi sol elim atayım, sağ elim atayım, ne yapacağım, ne edeceğim değil, bir elinden ötekini atıp orada var olduğunda ya da nasıl o tırmanışı bitireceğini değil, hangi şekilde kendini yukarıya çekeceğinin o arasında küçük alanlarda akışta kalıyor. Biz bu küçük hamleleri yaparken işin sonundaki değil, o aradaki evrelerde odağımızı tutmaya, var etmeye çalıştığımızda daha işin master olduğumuzu görüyoruz. İşin sonunu düşünmeye başladığımız noktada akış bozuluyor ve negatif, kaygılı düşünceler ortaya girmeye başlıyor. Akış kaygıyı engellediği gibi, bizi daha yaratıcı yaptığı gibi, yaptığımız işin de en iyisi, ustası yapmaya bizi götürüyor.